Sevgili Hazar Amani, bu Mavi Bahçe'nin temel sloganı, temel sözcüğü içinde İzmir var. Şimdi senle biraz İzmir üzerine, İzmir mutfağı üzerine konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl buldun etkinlik alanlarımızı? Ya çok güzel bir etkinlik olmuş. İlk defa geliyorum ben de. Bilmiyorum bu kaçıncısı düzenleniyor ama hakikaten çok keyifli olmuş, uğraşılmış. Evet. Belli. Mavi Bahçe yönetimi başarılı değil mi? Başarılı, başarılı. Bayağı başarılı. Şansa güzel de bir hava. İstanbul'da ben fırtınayı arkama aldım, buraya geldim. İyi, bizim havamız bugün yerinde. Bugün güzel. Şimdi, evet. İzmir mutfağını nasıl buluyorsun? Ege mutfağını nasıl buluyorsun? Ya İzmir mutfağı bir kere coğrafi yerleşiminden dolayı inanılmaz zengin. Yani her türlü sebzenin, mandıranın, yani süt ve süt ürünlerinin oldukça zengin olduğu güzel bir mutfak. Ben çok seviyorum. Bir de inanılmaz bir tabii ki farklı kültürlerden etkileşim de var. Yani zamanında işte buraya göçenler, adalardan gelenler ve onlar gelirken Balkan yanlarında getirdikleri Balkan göçmenleri, getirdikleri yemekler, getirdikleri tariflerle İzmir mutfağı oldukça zengin, güçlü bir mutfak olmuş. Benim de çok sevdiğim bir mutfak açıkçası. Ama yani şunu görüyorum ki bu esnaf lokantaları neredeyse artık yok oluyor gittikçe. Benim bu hazırlama kanalı için yaptığım vardı işte sokak lezzetlerini yediğim bir YouTube kanalı. Hatta seni de aramıştım, eşlik edebilir misin bana diye. O sırada ben yurt dışındaydım maalesef. Birkaç tane esnaf lokantasına gittim. Gerçekten hala eski kuzinelerde odun ateşiyle çok güzel yemekler yedim. Ama yani ne yazık ki bir elin parmakları kadar az bunlar artık kaldı. Dedim, bunların artması lazım. Peki şimdi mesela burada çok sayıda gastronomi öğrencisi var. Bu videomuzu o gastronomi bilimlerindeki çocuklar da izleyecekler. Hazır şu Mavi Bahçe'ye kadar gelmişken gençlere, gastronomi öğrencilerine ne öneriyorsun? İzmir mutfağını yaşatmak adına. Yani benim sadece İzmir mutfağı değil, bütün gastronomi öğrencilerine Türkiye'deki veya işte dünyadaki öncelikle söylemek istediğim şu: kendi yerel malzemelerini kullansınlar her şeyi yaparken. Yani tamam, diğer mutfakların tekniklerini öğrenelim, diğer mutfakların klasiklerini, dünya klasiklerini bilelim ama bunları gitsinler İzmir'in güzel ürünleriyle yapsınlar. Mesela seninle konuşuyorduk Mavi Bahçe'de bugün birazdan yapacağın şov için. Bana özellikle dedin ki ya şu otlardan al bana. Yani hangi ot çıktı? İşte Ekim başında çıkmış bütün otları bulduk. Evet. Yani aslında bizim Kasım ayında, Aralık ayında bu antioksidan otlarımızın sayısı daha da artıyor. Bulabildiğimiz her şeyi bulduk, getirdik. Çünkü sen bunu önemsiyorsun değil mi? Yani Ege'nin otuyla yapacaksın birazdan yemek. Ya ben ne yapacağım? İşte bir acem pilavı yapacağım aslında ama tamamıyla Ege malzemeleriyle yapacağım bunu. Ve aslında bir pişirme tekniğini Ege malzemeleriyle yapıp, yani işte ne kullanacağız? Kuzu kullanacağız, pirinç kullanacağız, bakla kullanacağız ve bir 7-8 çeşit değişik ot kullanacağız içerisinde. Güzel bir pilav yapacağız. Evet. Ne olacak? İçinde İzmir var olacak değil mi? İçinde İzmir olacak tabii ki. İçinde İzmir varsa. İçinde İzmir varsa. Önemli. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet. Ne demek?